sevgili izleyicilerimiz, konuğumuz bir hanımefendi. Seçimden yeni çıkan bir hanımefendi, bir muhtar adayımız. Seçimlerden önce daha önce konuk etmiştik Lütfiye Kavak hanımefendiyi. Lütfiye Hanım seçimden çıktı. İşte bir seçim yaşadı, ilk defa bir seçim yaşadı. Bana haksızlık yapıldı diyor. Nasıl haksızlık yapıldığını kendisinden dinleyeceğiz. Lütfiye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Sakıp Bey. Teşekkür ediyorum önce size. Saygılarımı sunuyorum. Ne diyeyim, bana çok büyük haksızlık yapıldığını yani gözlerimle gördüm. Yani başka söyleseydi inanmazdım. Ben kendim gördüm haksızlığı. Onu ben şöyle anlatayım. Şimdi Lütfiye Hanım'ın haklılığı var. Diğer muhtar arkadaşlar da bana bazen telefon açtılar, hatta programımıza da gelecekler. Hani belki konu küçük gibi geliyor ama aslında büyük bir konu. Neden? Hani yerelde muhtarlıklardan başlanır, yukarı doğru hiyerarşik şekilde yükselir. Biz mesela bağımsızların oy pusulasında yer alması için ben bizzatihi şahsen 98 veya 99 seçimlerinden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gittim. 2004'te kararname çıktı, 2007'de kanun çıktı. Bağımsızlar oy pusulasında yer aldılar. Orada benim bir söylemim vardı. Dedim ki ben, bundan sonraki hedefim muhtarlar da birleşik oy pusulasında yer alsın. Şimdi Lütfiye Hanım'ın mahallesinde 18 tane muhtar adayı var. 10 bin seçmeni var. Lütfiye Hanım diyor ben 35 bin tane pusula bastırdım diyor. Aynen. Kabinlere bırakıyorum pusulayı diyor. 10 dakika sonra geldiğimde pusula yerinde yok. Neden? Rakip muhtar geliyor pusulaları alıyor. Yani sen orada sabahtan akşama kadar her sandıkta görevli bulundursan, her seçmenden sonra da oraya pusula bıraksaydı yine onlar kaybolacaktı. Yani o yönden senin bir şeyin yok yani. Suçum yok. Suçunuz yok. Yani yapan yapmış. Şimdi buna hırsız mı diyelim? Hırsız. Hilakar mı diyelim? Kim yaptığını da bilmiyoruz ama tabii ki hani... Ben yapanı tahmin ediyorum ama söylemiyorum. Yapanı biliyorum. Şimdi elimizde delilimiz olmadığı için konuşamıyoruz. Biliyorum. Ama çok basit yani, kabine girersin, ben pusulama bakacağım der bir muhtar adayı. O pusulasına bakmaz, diğer pusulaları cebine koyar gider, kimse de ona sen hırsızsın diyemez. Niye aldın da diyemez. Diyemez. Konu böyle gelişir ve kazanması %100 muhtemel Lütfiye Hanım kazanamıyor. Diğer arkadaşlar yani adaylar, 18 adaydan biri aynen, değil mi? Aynen kazanıyor. Nasıl kazanıyor? İşte onu bu kadar çelişkilere veya suistimale yer vermemek için bunlar birleşik oy pusulasında olsaydı hiç kimse o zaman oyunu bir tanesini dahi zayi edemezdi. Kimse bir şey yapamazdı. Bunun gibi. Evet. Bile olmazdı yani. İnşallah bundan sonraki hedefimiz bu olsun. Muhtarlar da birleşik oy pusulası kullansın. Yani Lütfiye Hanım 35 bin tane oy pusulası bastırmış. Belki de yetmedi o. Diğer 18 adayı da bastırdı. Bunlar o matbaaya vereceği parayı birleşip seçim kuruluna verselerdi, oy pusulası yaptırsaydı, inan daha ucuza mal olurdu, daha geçerli olurdu, kimsenin de oyun sahibi olmazdı. Ve gelecek seçimlerde de bunun önüne geçemeyeceğiz. Yani o küçük küçük küpürler aslında bakarsan bile yani tez olarak savunsan, şimdi orada kaç tane muhtar adayı varsa yani onlar mütemmimcüzdür. Yani birbirine ekli parça gibi düşünün. Bunu teknik olarak bilen arkadaşlara daha iyi anlatırım ben. Yani çok sürecektif şeyler bunlar aslında. Aynen. Ben size geçmiş olsun diyeyim. Yani geçmiş olsun derken gerçekten güzel anlatıyorsunuz ama ben size saygı duyuyorum. Benden güzel beni ifade ettiniz. Ama gerçekten inanılacak gibi değil. O mahallede tek başına koşan benim. Her eve 3 kez giriyorum. 10 ay boyunca. Her eve 3 kez giriyorum. Bu kadın kazanacak, bu kadın kazanacak deniyor. Ve ben de kendimi öylesine kaptırmışım ki yahu bütün evlere ben giriyorum. Muhakkak ki herhalde ben kazanacağım diye düşünürken
Bakıyorum ki oyların kayıp pusulalara da bir de mühürler yani, vuruyor. Geçersiz mühürler vurulmuş benim pusulalarıma. Bir de o var. Yani kazandım, kazanacağım konusu onlar da ayrı bir konu. Evet. Zaten konu sandıktan çıkıp çıkmamakla alakalı. Sandıktan çıkman için orada oy pusulan olacak. Oy pusulan yoksa senin taraftarın sana nasıl oy verecek? Bir de o var. Yani sonuçta hani çok diyor büyük ya, şeyler döndü. Çok büyük at, oyunlar. At binenin kılıç kuşananın dediği gibi. Evet. Hani at alan daha geçmiş. Biz ne yapalım? Ya bilmiyorum. Beni herhalde hak etmediler. Gerçekten çok çalışmamı hak etmediler. Ben gerçekten yoksulların yanında olmak istiyordum. Onu biz tespit ettik daha önce ben bile bir. Ben istemiyorum yani para da istemiyordum. Aday olduğunuz mahallede gittik, görüştük. Yani birçok taraftarınız vardı. Ama o ne kadar sandığa yansıdı veya yansıdı derken siz yansımasına engel oldu demek istiyorsunuz. Evet, teknik evet, olarak evet, veya kasti olarak engellendiniz. Yine aynı başında söylediğim gibi evet, geçmiş olsun demekten başka bir çaremiz yok. Teşekkür ediyorum Sakıp Bey size. Allah İşte bunu yetkililer dikkate alıp bunun gibi mesela birçok muhtar arkadaş bana telefon açtı. Bizzat geldiler. Bir kısmını yarın bir gün yine programı alacağız. İşte birleşik oy pusulası olsa bu sorunların hepsi çözülür. Yaşanmazdı. Bir yaşanmazdı gece yani. Tabii ki. Yani yaşattılar. Kimse kimsenin oy pusulasını alamaz, çalamaz. Evet. Oy pusulalarını yani saniyesinde götürüp yerine yani durmadan biz pusula koyuyoruz kabinlere. Evet. Yani sınıflara pusula taşıyoruz ama gidiyorum ki pusulalarım ya alt tarafa geçmiş diğer pusulaların altında arayıp başkanlar bulup gösteriyor. Ben de bulmuyorum. Diyorum ki benim pusulam nerede? Başkan diyor ki siz koymamışsınız. Nasıl koymadım? Ve sabahın 5'inde oraya pusula koydum. Kabinlere pusula koydum. Nasıl olabilir? Kötü niyetli insanları engelleyemezsin. O pusulalar bir şekilde oradan alınıyor. Evet. Zayi ediliyor. Tekrar geçmiş. Bir de kaldırıp atıyorlar. İşte böyle sevgili izleyiciler, bir muhtarın sezlenişleri bunlar. Evet, üstünüm. Yani, Adana'da 810 mahallemiz var. Yani 810 evet, muhtarımız var. Ve düşün bunu Türkiye bazına vurduğunuz zaman binlerce muhtar yapıyor değil mi? Evet. Binlerce muhtar. Bunun yarısından çoğu da bu sıkıntıları yaşıyor. Bunun sıkıntılara son vermek için birleşim pusulası yapalım. Daha güzel. Daha yani bunun bir maliyeti yok. Muhtarlar kaçlar? Kaç tane muhtar adayımız var? 5. Oy pusulası kaç paraya mal oluyor? 5 yapar. Verirler muhtarlar. Ya zaten para harcıyoruz yani. Evet. Zaten pusulalara, mesela afişlere, el ilanlarına zaten para harcanıyor. Gidiyorsun matbaaya dünyanın parasını veriyorsun. Evet. Böyle sizin dediğiniz gibi olsa daha mantıklı bence. O zaman hiçbir şey zayi olmaz. Tabii ki kimse bir şey yapamaz yani. O zaman kimse sadece bir tercih mühürü basacak, işi bitirecek. Aynen. Basıp çıkacak vatandaş. Evet. Evet sevgili seyircilerimiz. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.